Dünyanın birçok yerinde kumaşı desenle kaplamak için kumaşın belli kısımlarını boyadan koruyan bir tür mum kullanılır. Boyama sürecinde mumlu bölgeler boyanmadan kalır ve mum temizlendiğinde ortaya bir desen çıkar. Bu tekniğe ve bu teknikle üretilen kumaşa batik adı veriliyor. Batik sözcüğü muhtemelen Cavaca'da yazmak ve noktalar anlamına gelen sözcüklerden türemiş. Bu kumaş desenleme tekniği dünyanın hiçbir yerinde Endonezya'da olduğu kadar incelikte değil. Endonezya batiği yapmanın belli başlı iki yöntemi var. İlki, chanting adı verilen küçük bir alet kullanarak deseni çizmek. Diğeri ise mumu uygulamak için metal şablonlar kullanmak. Şablon yöntemiyle kumaş daha hızlı üretilip ihracata veya iç tüketime sunulabiliyor. Ayrıca batik yapımının maliyeti de düşürülmüş oluyor ve tamamlanmış ürünler daha uygun fiyatlara satılabiliyor. Ama en ince işçilikli ve pahalı batikler el yapımı olanlar. Desenler bir chanting veya mum kalemiyle çizilir. Bu yönteme batik tulis yani yazılı batik adı veriliyor. Kalem bambu veya tahta bir saptan ve ucu iğneli bakır bir mum haznesinden oluşur. Sanatçı hazneyi bir kase içindeki sıcak muma daldırır. Mumun kesintisiz akması için iğneye üfler. Sonra da iğneyle desenler çizerek mumu uygular. İki tarafı da mumlanan kumaş artık boyanmaya hazırdır. Birçok renk içeren karmaşık bir desen için kumaşın defalarca mumlanıp boyanması gerekir. Cavan'ın merkezinde yer alan Kebon köyündeki bir zanaatkarlar topluluğunu ziyaret edip batiğin yapım sürecine daha yakından bakalım. Batik işleminin ilk adımı tasarımın uygulanmasıdır. Tasarım önce kağıda çizilir. Sonra da kurşun kalem veya silinebilir mürekkeple beyaz pamuktan ince bir kumaşa geçirilir. Tasarım yüzlerce yıllık geleneksel bir desen olabileceği gibi, bu örnekte gördüğünüz üzere zanaatkarın modern estetik anlayışını da yansıtabilir. Desen aktarıldıktan sonra kumaş ilk tabaka mum için hazırdır. Batik mumu, parafin, bal mumu ve reçine karışımından yapılır. Tazeyken şeffaf sarı bir rengi vardır. Ancak birçok kez kullanıldıktan sonra rengi koyu kahverengiye veya siyaha dönüşebilir. Zanaatkar, çentingini kullanarak kumaş üstündeki desenin üstünden geçer. Ardından bazı bölgeleri isen isen adı verilen dekoratif detaylarla süsler. Tecrübeli bir batik zanaatkarının repertuarında yüzlerce farklı isen isen olabilir. Zanaatkar mumu sebatla uygular. Muhtemelen çocukluğundan itibaren uzun yıllar içinde edindiği tecrübesi sayesinde hızlı, akıcı ve hassas şekilde çalışabilir. Mum uygulaması tamamlanan kumaş, boyaya batırılmaya hazır haldedir. Endonezya'daki birçok topluluk ithal sentetik boyalar kullanıyor. Fakat son zamanlarda doğal boya kullanımı gittikçe yaygınlaşıyor. Aynen Kebon'daki bu zanaatkarlar topluluğunda olduğu gibi. Tarih boyunca boya üretebilme yeteneğine sahip olmak, tekstil üretimi yapan toplumlar için çok önemli bir şeydi. Köyler, ürettikleri boya'nın kalitesiyle bilinirdi. Sık kullanılan bazı boyalar, indigo ağacı yapraklarından, cela ve meyvesinden, maun ve teger ağaçlarından, tingi kabuğundan ve mango yaprağından yapılır. Boya dışarıdaki kazanlarda ısıtılır. Köy yaşamında hiçbir şey ziyan olmaz. Ateşten arda kalan ağaç parçaları ve küller aç tavukları doyurmak için kullanılır. Boya daha sonra bir tekneye taşınır ve zanaatkar kumaşı buradaki boyaya iyice batırır. İlk boya banyosunun ardından kumaş güneşte kurumaya bırakılır. Ardından kumaş ikinci bir renkle boyanmadan önce kumaşın belli yerleri ilk boyayı korumak amacıyla mumlanır. Zanaatkar tasarımın son halini bildiği için mumu nerelere uygulayacağını da bilir. Renkli tasarımı çevrelemeye yarayan çizgiler ince uçlu çentinklerle çizilir. Sonraki boya banyolarında korunması gereken renkli geniş alanları sabitlemek içinse daha büyük uçlu çentinkler kullanılır. Kumaşa mum uygulama, boyama, tekrar mumlama, tekrar boyama ve kurutma işlemleri birkaç kez, hatta belki onlarca kez tekrarlanır. Bu, desene ve batik kumaşa uygulanacak renk sayısına bağlıdır. Mumlamalar arasında kumaş bazen mumlarından arınması için kaynar suya sokulur. Sonra belli bölgelerin sıradaki boyama işlemlerinden etkilenmemesi için tekrar mumlanır. Boyama ve mumlama süreci tamamlandığında kumaş nihai mum temizleme işlemine hazır hale gelmiş olur. Kumaşlar başka bir eve götürülür. Burada kocaman kazanlarda mum temizleme işlemi için su kaynatılmaktadır. Kumaştan çıkan mum tekrar kullanılmak üzere toplanır bunu yapabilmek için kumaş çok sıcaktan az sıcağa doğru birkaç kazanda sırayla yıkanır. Mumun geri toplanması bu geleneği topluluk için sürdürülebilir kılan bir aşamadır. Çünkü geri dönüştürülmüş mum tekrar tekrar kullanılabilir. Son olarak kumaş sıkılır ve hazırlandığı yere geri götürülür. Burada da son kez kurumaya bırakılır. Tamamlanan batik kumaşları birçok amaçla kullanılabilir yöresel giysi olarak giyilebilir veya hem yerel kullanım hem de ihracat için giysi veya aksesuar haline getirilebilir. Günümüzde modern moda tasarımcıları da tasarımlarında batiye yer veriyor. Batik, Endonezya'nın birçok bölgesinde ve çevre ülkelerde, dans gösterilerinde ve törenlerde kullanılan giysilerin önemli bir öğesi olmaya devam ediyor. Çocuklar zanaatkar bir toplulukta yaşamanın nasıl bir şey olduğunu erken yaşlarda öğreniyorlar. Bu önemli kumaşın kültürel mirasını her nesil bir sonrakine aktarıyor.